Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda fide üretimi sırasında herhangi bir nedenden dolayı ölme noktasına gelen bazı fidelerimizi nasıl kurtarabiliriz onu görelim isterseniz. Fide üretimi sırasında bazen güneş yanıkları, bazen gübre yanıkları, bazen sulama hatası, bazen gübreleme hatası gibi bazı hatalar yapabiliriz. Bunlar özellikle çok değerli olarak çok nadir bulabildiğimiz fidelerdeyse artık yüreğimiz bayağı bir ezilir. Bunları atsak mı, atmasak mı, yoksa toprağa koysak zaman kaybı mı diye düşünürüz. Ancak bunlara güzel bir bakım yaparsak bu yıl içerisinde mutlaka tutacaktır ve bize biber verecektir. Belki çok strese girdiği için, belki çok yıprandığı için ilk etapta diğer fideler gibi canlı ve verimkar olmayabilir, ancak sezon içerisinde çok güzel fide olacaktır. Bu fideleri dikerken diğerlerine yapmadığımız bazı uygulamalar yapmak zorundayız. Mesela budama yapmamız lazım. Ancak budama yaparken özellikle tepe sürgünleri, yani yeni çıkacak olan yaprakların olduğu bölümün çok fazla zarar görmemesi veyahut da koltuklardan çıkacak olan dalların zarar görmemesine dikkat etmemiz lazım. İster tepe sürgünü, ister koltuk sürgünleri, herhangi biri sağlamsa bizim için yeterlidir. Ancak ikisinde de sıkıntı varsa, artık sadece kuru bir dal elimizde kalmışsa, çok da üzerinde uğraşmaya gerek yoktur. Budama işlerini yaptıktan sonra normal fideleri diker gibi bu fidelerimizi dikeceğiz. Ancak daha fazla dikkat etmemiz, özen göstermemiz gerekebilir. Bunun için diktikten sonra can suyuna ot tentürü, gübre şerbeti ve humik asit katkılı bir can suyu verirsek ilk etapta bu hırpalanmış fidelerimizin tekrardan hayata dönmesi için bir can suyu olacaktır. Bunu şöyle hazırlıyoruz. Takipçilerim bilir ki ot tentürü dediğim zaman ya ısırgan otu özütü ya kaz ayağı özütü ya da kırlangıç otu özütünden bahsediyorumdur. İsterseniz hepsini karıştırabilirsiniz, isterseniz tek tek ayrı şekilde yapıp daha sonra da karıştırabilirsiniz ve hatta sadece birini kullanabilirsiniz. Hemen hemen hepsinin besin değerleri ve içerikleri aynıdır. 1 litre ot tentürümüze 1 litre gübre şerbeti ve 10 litre suya denk gelecek bir kaşık humik asit ilave edip bu fidelere can suyu olarak vereceğiz. Fakat ilerleyen süreçte diğer fidelere yapmadığımız şekilde her sulama suyunda gübre şerbetini kullanmayabilirsiniz. Ancak ot tentüründen 20'de 25'te bir kullanarak her sulamada bunlara takviye yapmamız gerekir. Ta ki diğer fidelerimizde aynı yeşil aksam oluşana, kökleri sağlam olana ve fide kendini kurtarıp çiçeklenmeye başlayana kadar. Bundan sonra diğer fidelerimize uyguladığımız gübreleme programını aynı şekilde uygulayabiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.